Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 16 Şubat Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün gündüz koşulacak Adana programında 7 koşulu bir programımız var. Akşamleyin Kocaeli yarışlarında da aynı şekilde 7 koşulu bir programımız var arkadaşlar. Bugün 2 tane yarışımız var. Yani bütün programımız bu. Çünkü 2 tane akşamleyin, birisi gündüz öğlenden sonra olacak herhalde. Bir de akşama doğru iki tane de İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta yarış var ama ben sadece programı bugün de Adana ve Kocaeli var arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Amerika yarışları olduğu sürece zaten veriyorum. En azından şu anda sıkıntı yok. Gelelim bugünkü yarışlara. Fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Vermiş olduğunuz desteğe de çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada güzel mailler de geliyor bana. Sağ olsun arkadaşlarımız güzel mailler yollamış. İnşallah bir gün hep beraber arkadaşımızın dediği gibi otururuz bir yerde, bir çay içeriz, bir kahve içeriz, muhabbet ederiz. Yani bunu ben de istiyorum. İnşallah bu kötü dönemler gittikten sonra neler olmasın, hep beraber en azından bir konuşma, sohbet havası açabilirsek vallahi ne mutlu bize arkadaşlar. Bunu başarabiliyorsak gerçekten ben çok mutlu oldum. En azından böyle güzel konuşmalarla, yorumlarla, güzel şeylerle beni baya baya mutlu ettiniz. Ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum herkese arkadaşlar. Bugünkü yarışlara geçtiğimiz zaman arkadaşlar öncelikli olarak bu yarışların hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Yani bunu at sahibi yok tüyo yollamış, yok şunu yapmış, yani yok antrenör bunu tüyo vermiş, saatçi bunu vermiş. İnanın bunların hiçbirisi, yani çok iyi bilseler kendileri oynar arkadaşlar. Başkasına tüyo vereceklerini sanmıyorum. Yani o yüzden bazen benim yorumlarımda, tahminlerimde yani illa dört dörtlük olacak diye bir kaydı yok. Burada şimdi ben profesörüm, ben biliyorum diyen adamım, ben yalancı derim. Yani bu benim için de geçerli. Çünkü neden? Burada en azından bir eskiye dayalı bir, en azından bir ufak da olsa bir tecrübe var. Bir orijin, ben takibini seviyorum çünkü orijin bilmiyorum. Benim ilk başlangıçta orijinlere ben biraz dikkatimi çekmişti. Oradan aklıma geldi. Yani orijin incelemeyi bayağı seviyorum ama bunu ben ileride böyle bir program yapacağım amaçla değil. Bu benim tamamen kişisel bir hobi olarak algıladığım bir şey. Yani benim hoşuma gidiyor. Yani en azından kimin sülalesi, ben onu söylerdim. Rahmetli babam da hep takılırdı. Kendi sülalelerini tanımasın, atların sülalesini tanır diye çok takılırdı bana. Olsun, kendi sülalemizi de tanıyoruz. Allah'a şükürler olsun, herkesi tanımaya çalışıyoruz. Tabii sonuçta bir at yarışı oynuyorsun. Ha, bunu illa oynayana oynayın diye söylemiyorum arkadaşlar. Bilgi bilgidir arkadaşlar. Sizler de en azından bunu gerçekleştirebilirsiniz. Kimin bakıp, şimdi teknoloji de var. En azından oradan tıklayarak soy kütüğüne de bakabilirsiniz. Yani bunlar gerçekten iyi bir şey. Tabii o soy kütüğüne bakarken, o soy kütüğünde koşan safkanların da nasıl karakterde olması da apayrı bir önemli. İşte onları da bilmek lazım. Allah'tan yani benim oynadığım sahaya gelmem, benim 80'li yıllarda başladım. 85-86 85'te herhalde büyük ihtimalle hipodroma başladım, geldim zaten. İlk seyrettiğim yarışta Halide Çavuş Songüz yarışı vardı, bir İngiliz yarışıydı. Ondan sonra bir Birol Bey yarışı Araplarda seyrettim. Yani benim yarış hayatımı seyretmek olarak bu. Ama tabii oyun olarak derseniz 1-2 yıl öncesine giriyor. Tabii yaşımız tutmuyordu. Büyüklerimize öğretirdik. Onlar öğretirdi. Ben zaten camdan seyrediyordum. En azından yarışları seyrediyordum. O şekilde benim bir gençliğim, çocukluk dönemim geçti. Tamam. Ondan sonra tanıdık atçıların, arkadaşların atı oldu, bilmem ne oldu. Bineklik yaptık. Arada baktık, tırısa çevirdik. Kenter yaptık. Bazen kaçak galop yaptık. O zamanlar oluyordu. Çünkü yani apranti seçimleri bile farklıydı o zaman. Yaptıkları seçim nasıldı? Yani şimdiki gibi okullar yoktu. Bir tur attırırlardı, bir kenter yap derlerdi aprantiye. Tabii kilosu tutanlar için babasıyla birlikte giderlerdi. Babasına bakarlardı. Babasının boyu uygunsa apranti için hemen bir at bindirirlerdi. Kenter yap, işte bir galop yap, bakarlardı. Ha tamam, olur mu olur, seni apranti yapıyorlardı, hemen lisans verirdi. Ama şimdi okullar var tabii ki, farklı şeyler var. Neyse arkadaşlar, konumuz yine gitti başka yerlere, kusura bakmayın. Bu birinci koşudan itibaren başlayayım ben, en iyisi fazla fırça yemeden. Birinci koşumuz saat 14.30'da başlıyor. Bir maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında. Burada baktığın zaman 11 safkan arasında koşacak olan bu güzel yarışta 7'li plasayı biraz sanki boş koşudan biraz paraya çevirecekler gibi bir havası var.
Ben önceliği onun oğlu Princess Nazon, bu Halil Karnassus temsilcisine Ahmet Çelik'le start alacak olan Musafkan. Son iki yarışındaki güzel iki tane ikinciliğiyle bu grubun bana göre en şanslı ismi olarak geliyor. Eğer bu Safkan'ı yedirip eğerse tek olarak geçmek isteyenler için bence en çok ideal Safkan bu onun oğlu Princess Nazon olur Ahmet Çelik'le. Eğer bu Safkan'ın yanına sürprize gideyim derseniz zaten bir de üçlü Gayan ayağı olduğu için kimler yazılabilir? Öncelikle bana göre Mücahit Bayır'la start alacak olan bir 8 nolu Persepon, bir Present Perfect temsilcisi, iyi bir orijine sahip. Bu Safkan da genel form durumu son 4 yarıştır. Bayağı güzel bir performansı var ama biraz sık koşuyor gibi. Ama yine de şanslı olan bir isim. Daha sonra 5 nolu Island Rose, bir aftermarket temsilcisi. Müslüm Çelik'le start alacak olan bu Safkan da en azından son 2 yarışta güzel bir çıkış yakaladı. Bu Safkan bugün de farklı yarış koşabilir ve çok sürpriz isteyenler de 1 nolu Dosila gör. Mehmet Akyavuz'a start alacak olan bu Safkan da çalışmalarına bir hayli aşama kaydeden bir Safkan. Eğer sürpriz arayanlar için bence çok ideal bir isim olur. Dosila gör. Ama dediğim gibi 10 nolu Safkan en az bir adım da olsa rakiplerinin önünde görüyorum. Yani benim görüşüm bu. Rakip ve sürpriz arayanlar için de 8-5-1'i de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün altılı Ganyan ayaklarına geldiğimizde ikinci koşudan itibaren altılı Ganyan'ımız başlıyor. Saat 15'ten itibaren handikap 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında. Burada da bakalım ekranı aşağı kaydırırsak 13 Safkan arasında koşacak olan bu yarış işte biraz ben ilk iki ayak bile son ayakta biraz fazla at yazdım arkadaşlar. Sizler de kendi bütçenize göre tuttuğunuz Safkanlar varsa ona göre yazabilirsiniz. Ama ben burada önceliği bu geçen yarışında güzel bir ikincilik elde eden Samet Erkuş'la start alacak olan ben 7 nolu Wiseman'den yine bugün etkili bir yarış bekliyorum. Ben bu Safkan'ın peşini bırakmış değilim. Bu Safkan daha iyi gruplarda böyle söz sahibi olan bir isim. Yarın büyük ihtimalle de AGF'si olmayacak bir isim galiba. AGF çıkmaz bana göre. Ama yine de ben 7 nolu Wiseman'ı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Hazırlık olarak da iyi durumda. Safkan her geçen gün formunu daha da geliştiriyor. 1 nolu Storm Falcon. 62,5 kiloda olsa Ahmet Çelik'le start alacak olan Safkan oldukça formda ve güzel performansı varken de iyi çalışmalara sahipken bence muhakkak kuponlarda yazmak fayda var. Daha sonra 5 nolu Pericles. Bir Present Perfect temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan Safkan son yarışını kazanan çok formda bir isim. Yine iyi hazırlıklarıyla muhakkak kuponlarda yerini alması gereken isim. Ve son olarak da 10.000 euro Rising Sorry. Bir Victor Gallop temsilcisi olan bu Safkan da Ali Kaşmaz'la start alıyor. Son 23 gün önce koşmuş olduğu güzel bir üçüncülükle zaten bu Safkan biraz çim orijinli gözüküyor. Ama kumda da bu üçüncülük yapması benim biraz daha en azından bu Safkan'ın dikkat edilmesi gerektiğine yönde hazırlık olarak da iyi, çalışma olarak da fena değil. Güzel çalışmalara da sahip. Ben o yüzden bu 10.000 Rising Sorry'i de muhakkak bu üçlünün yanına ilave etmek istiyorum. Yani 7, 1, 5, 11'i bana göre hiç ayrım yapmadan bu 4 Safkan'ın kuponları yazalım. Ama dediğim gibi bu ayak sürpriz ayağı, sürpriz olabilir. Yani ilk ayaklar genelde biraz temkinli olmakta fayda var. Eğer at yazmak gereği duyanlar için de 6 nolu Taluzek, Burhan Kılıç'la start alacak olan bu Safkan. En azından şu 5.liği bana bayağı ilgi çekici geldi. İyi de bir Safkan, zamanda daha iyi atlarla mücadele eden bir Safkan. İyi hazırlıklara da sahip 6 nolu Taluzek'i yazacağız. Daha sonra 3 nolu My Pride, bir Torok temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la start alacak olan Safkan. Her ne kadar biraz ağır kilo olsa da zaten apranti kilo indirimden de faydalanan bu Safkan. Son 3.lüğünden sonra burada da etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Ve son olarak da 2 nolu bir tane Mehmet Akyavuz'a start alacak olan bu Hakim temsilcisi yine çok formda. Bu yıla yine iyi başlangıç yaptığı bir ikincilik, dördüncülük yani performansı yine iyi durumda. İyi hazırlıklarla günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir arkadaşlar. 7, 1, 5, 11. Öncelikli olarak bu 4 Safkan'ın kuponları yazalım. Eğer biraz daha genişletirsek 6, 3, 2 de benim diğer şanslı gördüğüm isimler. Günün ikinci ayağına geldiğimizde burada bir şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışında. Burada baktığımız zaman biraz kalabalık 14 Safkan gözüküyor. Burası da biraz tehlikeli bir ayak gibi görüyorum ben. Yani burada sanki aşırı bir bomba da gelebilir, normal favori de gelebilir. Çünkü bazen çok yükleniyoruz bir ayağa, favorisi geliyor. O zaman da biraz hayal kırıklığı oluyor. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Bazı yerlerde inanın sağlama almak gereği duyuyoruz. Tabii her şey bütçeye bağlı veya o kalabalık yazma hakkımızı işte tabii bu ayakta mı kullanacağız, başka ayakta mı kullanacağız? O kararı tamamen siz vereceksiniz. Ama burada ben önceliği en azından bir aradan sonra koşmuş olduğu yarışı güzel bir ikincilik elde eden Mert Gökalp Arslan'la start alacak olan 4 nolu Lord'u ben yine çıktığı gibi kazanabilir diyorum ve benim ilk şans verdiğim isim. Tabii yine kazanabilir diyorum. Bu grubun üzerinde bir Safkan. En azından yarış görmesi de bir avantaj oldu. Eğer tek atacaksanız bu Yalas Dayı bence çok ideal bir, yani zor bir ayakta tek atmak gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü zorlu bir ayağa ya tek atacağız ya da yükleneceğiz.
Eğer bu riske girmek istemeyenler de öncelikli olarak 7 nolu Asra Asliyat. Bir Sancakbey temsilcisi Uğur Temür'la start alacak olan bu safkanda. Son dördüncülü fena değil. Bu safkan yine kıpırdamalar içerisinde. Bugün yine iyi yarış koşmasını bekliyorum. Daha sonra 9 nolu Oğlu Müsuf. Bir yaşarcık temsilci de Fatih Rüstem Bebek'le start alıyor. Üçüncülükten sonra bana göre bu safkan daha farklı koşmaya başladı. Ve iyi hazırlıklara sahip. Bugün bayağı bir handikapı da düşük, bir 22 bir handikapla koşan bu safkan bakarsın bugün handikapını yukarılara taşımaya başlar. Bu 9 nolu Oğlum Yusuf'u iyi durumuna yazacağız. Daha sonra 5 nolu Şubat ayı bir Kasper temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkan. Her ne kadar son 3 yarışta tabela dışı gibi kalmış olsa da bu safkan en azından uygun bir grupta koşuyor. İyi hazırlıklara sahip bir isim. Ve son olarak da 1 nolu Gazınç. İsmet Demir'le start. İsmet mi İsmail mi bakalım şuna. İsmail Demir'le start alacak olan bu safkanda görüyorsunuz ikinciliklere biraz abone olmuş bir safkan ama bugün en azından uygun bir rakipler içinde koşuyor. Yine bu bir Yalas temsilcisi bir nolu Gazınç'ı da bence kuponlara yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Yani 4-7-9-5-1 yani rakiplerine oranla bir adımda olsa ön planda ama dediğim gibi 4 nolu Lord bu saydığım isimlerin önünde yani bende favori olarak çıkıyor. Tabii 1-2 at daha yazma imkanınız varsa en azından son yarışını kazanan 1-2 nolu Bilgin Kadir var. Mehmet Akyoğuz'a start alıyor. Her ne kadar ağır kilo olsa da safkan ağır kilolara biraz alışık safkan. Ve son olarak da yine bir sürpriz adaylarımızdan Burhan Kılıç'la start alacak olan 8 nolu son toşurunda bir kıpırdamalar içerisinde olup yani günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir. 4-7-9-5-1 önce 2-8 ile daha sonraki sizlere önerdiğim safkanla. Günün 3. ayına geldiğimizde bir maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında buraya baktığımız zaman bir 3 nolu Betty Blue, Scarface temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkan son yarışındaki Özcan Yıldırım'la üçüncülük elde eden bu safkan yine iyi hazırlık dönemi geçirip yine Özcan Yıldırım'la start alacak olup bence 3 nolu Betty Blue için kazanmaması için hiçbir neden yok. Ben de bu safkana bugün sığınacağım. Benim bugünkü limanım 3 nolu Betty Blue olacak. Ben de bu safkanı sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Artık bu safkana güveneceğiz. Çünkü bu safkanı tek atamazsak inanın buraya bayağı at yazma geliyoruz. Ama ben bugün biraz daha en azından formunu her geçen gün geliştirdiği için de şu anda bu rakiplerinden biraz daha önde gözüktüğü için de ben 3 nolu Betty Blue'u tek atma kararı aldım. O yüzden sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde bir Çukurova Belediye Başkanlığı adına koşacak bir kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışında 5 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığımız zaman geçen yarışında Lady Venus'te Regardless ikilisini vermiştim. Regardless yarışı kazandı. Lady Venus'te 5.lik elde etti. Bugün tekrar Saadettin Poyraz'a dönüş yaptılar. Bu safkan bayağı ciddi işlerle hazırlanmaya başladı. Ben Regardless biraz kilo dezavantajı aldı. 3 kilo rakiplerine oranla biraz ağır kilo olması bence biraz dezavantaj gibi gözüküyor ama safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Çok formda. Ben o yüzden 1 nolu Regardless'i muhakkak Özcan Yıldırım'la yazacağız arkadaşlar. Bu önemli kupada, kupalı koşuda. Ve yanına bence 5 nolu Lady Venus'u bu sefer geçen yarıştaki hataları olacağını sanmıyorum. Bu Bosporus temsilcisini Saadettin Boyraz'a yazıp 1-5 olarak bu ayağı 2 eşit şanslı isim olarak bence kuponlara yazıp bu ayağı bu şekilde geçirelim arkadaşlar. Günün 5. ayağında bir şartlı 5 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında bugün hep dişilere ait yarışlar çok var. Kalite bir isim olan son güzel üçüncülüğü de oldukça beğendiğim Saadettin Boyraz'a start alacak olan 3 nolu Mine of Fire. Nativa'nın güzel temsilcisi zaten üst seviye atlarla sürekli koşan bir isim. Ben bugün de birinci safkan olarak favori safkanım olarak sizlere ilk şanslı isim olarak öneriyorum arkadaşlar. Ben bu safkanı en ciddi rakip olarak da en azından şöyle söyleyeyim. Mine of Fire'ın arkasından dördüncülük elde eden yani şurada üçüncülük yaptığı yarışta burada bu safkan dördüncülük elde etmişti. Yani bu yedinciliği ben saymıyorum. Yapan Altınolu Freud Müslüm Çelik'ten yine iddialı güzel hazırlıklarla bence en sıkı rakibi olacaktır. Ben bayağı 3-6 ikisinde eşit şanslı iki isim olarak görüyorum. Ama dediğim gibi eşit şanslı derken yani ikisini yazmanızı öneririm ama 3 nolu Mine of Fire eğer tek adayı atarsanız inanın bir şey demem çünkü az farklı olsa 3 nolu Mine of Fire benim favori ama en ciddi rakip de Altınolu Freud. En azından bu şekilde söylesem herhalde daha doğru olur diye düşünüyorum. Günün son koşusuna gelelim ama dediğim gibi eğer burada at yazma gereği duyarsanız da eğer öyle bir öneri olursa yani sürpriz arayışlarına girerseniz benim 2 nolu Farah Fern arkadaşlar bunu ilave edebilirsiniz. Bakın bu safkan da iyi formda. Bir de öteki Junior Çelik var. Bakarsanız bu 3 tane çelik aradan Saadettin Poyraz'ı silerler ortadan. Yaparlar mı? Yaparlar arkadaşlar. Yani şöyle diyelim o zaman burası 3-6 geniş ve sürpriz arayanlarda 2 ve 8'i de ilave edebilirsiniz. En azından bu şekilde söyleyeyim ben size. Çünkü ilave etmek isteyenler de olacak muhakkak.
Günün son koşusu handikap 15, 5 ve yukarı Arapların 1500 metre kum yarışında. Baktığımız zaman 15 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine benim önerim gözlerim. Arkadaşlar zaten yarışlar inanın çok farklı senaryolar oluyor. Bazen yani tuttuğumuz safkanlara bakıyorsun, piyasada yok, başka gelenler oluyor. Benim ne demek istediğimi anladınız. Bu 3 tane çelik aynı yerde oldu mu inanın farklı yarış senaryolar çıkabiliyor. O yüzden temkinli olmakta bence her zaman fayda var. Tabii her şey imkanlar el verdiği sürece arkadaşlar, en azından bunu da belirtmekte fayda var. Bu koşuya geldiğim zaman ben son yarışın 7.liği hiç inanmadım. Mert Gökalp Arslan'ın start alacak olan 8 oğlu Öktem'i ben ilk şanslı isim olarak görüyorum. Bu safkan yine iyi durumda olan bir isim. Bu sefer biraz da kilo indirimine girmiş. Daha sonra 10 oğlu Kop Kaptar. Son yarışın kazanan bu Özgür Bey temsilcisi Emrah Sincan'la yine iddialı ve şanslı isimler arasında. Daha sonra Altınoğlu Yantar. Bir turbo temsilcisi Ahmet Çelik'le start alacak olan bu safkan 62 kilo da olsa Araplarda pek kilo farkı inanın çok fark etmiyor. Ben bu safkanın da bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Bu aralar kıpırdamalar içerisinde Ahmet Çelik'le üzerinde varsa da Altınoğlu Yantar'a bir çarpı atacağız. Daha sonra 3 dolu Palas Ali. Bu Kırman'ın temsilcisi de son yarışını kazanarak yine iddialı bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Nizamettin Demir ile. Tabi bazı arkadaşların isimleri karıştırabiliyorum. Palas Ali'yi yazacağız. Ve son olarak da 4 nolu Güldüren Kız. Bu sanat temsilcisinin de Mehmet Özdemir ile start alacak olan bu safkan. Oldukça formda bu aralar. Çünkü son 3 yarışta bir ikincilik arka arka 3 tane 2 tane de üçüncülük elde eden bu safkan. Yine güzel formuyla bence yazılması gereken isim. 8, 10, 6, 3, 4. Bunları öncelikle bu 5 safkanı yazacağız. Eğer 2 safkanda yazma imkanınız varsa bu 11 nolu Poyraz'ıma Mehmet Salih Çelik'le 12 nolu Batınan'da Ali Kaşmaz'da birer çarpı atabiliriz arkadaşlar. Bunlar da çünkü kıpırdamalar içerisinde yani günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir. Ama dediğim gibi 8, 10, 6, 3, 4 önce, daha sonra 11, 12 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.